Herkese merhabalar. Kanalım Sütü Mutfağı. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün iki malzemeli 3 tane enfes tatlıyla sizlerleyim. Bir tane crunch yapacağız. Nasıl yapıldığına şok olacaksınız. Çocuklarınıza çikolatalı puding diye kandırabileceğiniz muzlu harika bir pudingim olacak. Ve en sonunda da çok lezzetli bir muz tarifi var. Böyle köpük köpük her çatalda, her kaşıkta o lezzeti alacağınız. Hadi hemen yapmaya başlayalım. Canlar, iki malzemeli 3 tarifimin ilkiyle başlamak istiyorum. Birincisi, evde harika bir crunch yapacağız. Neyle yapacağız? Bulgurla yapacağız. Evet, yanlış duymadınız. Şöyle 1,5 çay bardağı bulgurumu bir tavaya döküyorum. Yağ, tuz, şeker, hiçbir şey koymuyorum. Şimdi tavamı ocağa alacağım ve ocakta bulgurlarımı bir güzel kavuracağım. Canlar bakın, bulgurlarımı kavuruyorum. Bu arada çok kısık bir ateşte kavururum ki birden kavrulmasın diye. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bazıları kavrulmaya başladı bile. Bunlar kavrulurken şimdi şuraya bir benmari tezgahımı kuracağım. Ve çikolatalarımı benmari usulü eriteceğim. Bu o kadar güzel lezzetli bir şey oluyor ki. Crunch'ı hepiniz bilirsiniz değil mi? O çikolatayı ısırırken bulgurlar böyle ağzınızda pat pat patlıyor gibi oluyor. Yani her ısırıkta ayrı bir heyecan, ayrı bir lezzet yaşıyorsunuz. Şimdi güzelce kavurmaya devam edelim. Sürekli karıştırın ki birden dibi tutup yanmasın. Canlar, bakın bulgurlarım bir güzel kavruldu. Şöyle göstereyim size. Bayağı takır takır. Şimdi şu tarafta benmari tezgahımı kurdum. Hepiniz zaten benmari usulü ne demek eritmek biliyorsunuz. Altına su koyduk. Üzerine şöyle bir kabımı koydum. Böyle bir kabınız yoksa siz kase, tabak, evde ne varsa koyabilirsiniz. Bir çay bardağı çikolatam var. 1,5 çay bardağı. Şimdi onu güzelce eriteceğim. Bulgurumla çikolatamı birleştireceğim. Bu kadar kolay ama çok lezzetli bir çikolata olacak. Bulgurumu kaseme boşaltıyorum. İyice kavrulduğuna emin olun. Böyle ağzınıza çiğ çiğ bulgur tadı gelmesin. Güzelce. Üzerine erittiğim çikolatamı ilave ediyorum. Ve bütün hepsi birbirine geçecek şekilde iyice karıştırıyoruz canlar. Bu arada sizin damak zevkinize kalmış. Çikolata oranını biraz daha arttırabilirsiniz isterseniz. Hemen topluyor zaten bakın kendini. Ay güzel bir şey oldu ya, çok sabırsızlanıyorum yemek için. İster bir kaşık yardımıyla, ister elinizle ya da şimdi benim yapacağım gibi şekil verebilirsiniz. Nasıl ki lezzeti crunch gibi, ben görüntüde crunch gibi olsun istedim. O yüzden şöyle dikdörtgen bir tabağın üzerine bir tane pişirme kağıdımı koyuyorum. Karışımın içine boşaltacağım. Hemen tutmaya başladı zaten. Fark ettiyseniz siz de. Çikolata dondukça bu şekilde yayıyoruz. Hatta bu tabağım bile büyük. Biraz ince bile kaldı çikolatalarım. Kenarlardan şöyle toplaya toplaya. Çok da ince ince kalmasın. Ağzı şu ısırdım mı o lezzeti versin değil mi? Ay vallahi şeyi çok merak ettim. Siz de yalan. Yani bu küçüklükten gelen bir şey. Tadacağım bakayım. Oha çok güzel. Aynı crunch lezzetinde. Şimdi bunu biraz dondurucuya atalım. Sonra ben bunu dilimleyeceğim. Ay çok iyi olmuş. Bayıldım. Crunch'ımı dolaba attım. Şimdi birazcık çikolatadan çıkalım istedim. Şöyle herkesin yiyebileceği sağlıklı bir puding yapacağım. Şok olacaksınız. Bu nasıl böyle puding oldu diye. Cennet hurması, Trabzon hurması diyorlar. İki tane cennet hurmam var canlar. Bir tane de muzum var. Bu cennet hurmasının çok değişik bir özelliği var. Mesela illa hani muzla birleştirmenize de gerek yok. Bir sos yapacaksınız. Üşendiniz. Direkt bunu blenderdan çekin. Hiç nişasta falan da yapmayın. Muhallebiniz üzerine dökün. Bildiğiniz bir iki saat sonra böyle sos gibi kıvamlı
tutuyor çok ilginç bir şekilde. Çok güzel, mucizevi bir meyve. Bir kaşık yardımıyla içine alacağım. Trabzon hurmamın. Blender'ımı atıyorum. İyice sıyırın. Bakın dibi kalmış. Bu arada pek olgunlaşmamış. Bunun bir olgunlaşmışları oluyor. Daha önce yemediyseniz mutlaka hatırım için bir tane alın yiyin. Yani bunu bence bir şeye katmaya bile gerek yok. O kadar lezzetli bir meyve. İçini bir güzel alalım. Cennet hurmamın üzerine bir tane bütün muzum var. Muzumuzu da bir soyalım hemen hızlıca. Yani aşırı besleyici bir şey oluyor bu arada. Yani böbreklerinize falan bile yedirebilirsiniz bunu ek gıdada, puding niyetine. Muzumu da blenderımın içine atıyorum. Bütün malzemelerim bu kadar. Şeker falan hiçbir şey yok canlar. Blenderımı kapatacağım. Ve bir güzel çekeceğim. Hepsini çekiyoruz. Canlar. Hurmamın normalde biraz daha olgunlaşmış olması lazım. Ben bulamadım. O zaman rengi daha böyle koyu oluyor. Şimdi hafiften böyle rengini koyultmak için bir çorba kaşığı kadar üzerine kakao koyuyorum. Ve blenderdan çekiyorum. Şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Bakın. Bildiğiniz puding ya. Donmuş puding gibi oldu. Kakao eklemeseydik tabii ki bu kadar koyu olmuyor ama bir tık daha koyu oluyor az önceki görüntüden. Çocuklar bunu puding diye hapur hupur yiyor. Aşırı sağlıklı bir şey. Ya pudinglerin güzelliğine bakar mısınız? Şimdi birazcık üzerine şöyle Antep fıstığı dökeceğim. Çikolatalı puding diye çocuğunuza gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. İki malzemeyle sadece bir dakika sürdü. Canlar, iki malzemeyle son tarifimiz harika bir muz tarifi. Bir paket kremam var. Hani satılıyor ya. Normal bir paket krema. Şimdi kremamı çırpıcımla güzelce çırpacağım ve kabartacağım. Bir yandan da yine benmari usulü çikolatamı eritiyorum. Sonra ikisini birleştireceğiz. Harika bir mus olacak. Böyle köpük köpük. Ve canlar, çırptığım kremamın üzerine erittiğim çikolatamı koyuyorum. Bir paket normal çikolata erittim. 75-80 gram kadar. Ben bitter kullandım. İsterseniz sütlü de kullanabilirsiniz. Şimdi güzelce çırpıyoruz. 2 saat dolapta bekleteceğiz daha sonra. Bakın şöyle iyice de çıkın 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 çıkın. Harika da köpük köpük musunuz olacak. En kolay mus tarifidir bu arada. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Şimdi bunları kasede paylaştıracağım. Ve 3 tarifinde hazır hale gelmiş olacak. Krancım dolaptan çıktı. Şimdi şöyle alayım. Ben dediğim gibi size çikolata boyutlarını da keseceğim. Siz tabi isterseniz kare kare lokmalık da yapabilirsiniz. Bu bayağı donduğu için kesin biraz zor olacak. Canlar, aşırı lezzetli bir çikolata yaptık. Şöyle göstereyim. İster daha küçük parçalar ister büyük parçalar yapabilirsiniz. Dondurucudan direkt çıkınca tabi bir tık daha zor oldu ama harika bir şey. Yemin ederim ki deneyin. Bayılacaksınız benden söylemesi. Bir sıkma torbası da kullanabilirsiniz ama ben şöyle bir kepçe yardımıyla dökeceğim. Kıvama gel. Bak başka hiçbir şey demiyorum. Şu kıvama bir bakar mısınız? Bayağı iyi. Bu arada dışarıda da çok yağmur yağıyor. Sesi duyuyorsunuzdur. Hava birden karardı. Bu şekilde kaselerimi dolduruyorum canlar. Kişi sayısına göre kremayı aynı orantıda çikolatayla aynı orantıda arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Ya efsane oldu, efsane. Bak deneyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi biraz da süsleyeceğim bunları ben. Üzerlerini biraz pasta sosuyla süsleyelim. Boş durmasın değil mi? Ay çok güzel oldu kız. Çikolatalı çubuklar var ya. Birer tane de onlardan koyduk mu? Bizden iyisi yok. Şuna bak ya. Şuna bakın ya. Aşırı iyi oldu yalnız ha. Aşırı aşırı canlar, iyi. Muhteşem. 3 tarifim de hazır. Şurada göstereyim çikolatalı muslarımın görüntüsüne bakar mısınız? Çocuklarınıza gayet çikolatalı diye kandırabileceğiniz muzlu, cennet hurmalı pudingim 1 dakikada hazır. Ve crunchlarım, kıtırtısını size az önce göstermiştim. Aşırı aşırı iyi.
Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.